Pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Vallahi sesin gelmiyor. Değerli izleyiciler merhaba, iyi akşamlar. 22 Nisan Salı akşamındayız ve Kanal T Ana Haber başlıyor. İlk haberimiz ile başlıyoruz. Yeni Zelanda Genel Valisi Kor General Mataparayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül resmi törenle karşıladı. Vali Kor General Mataparayı Çankaya Köşkü'nde atlı süvariler karşıladı. Yeni Zelanda Genel Valisi Kor General Mataparay askere Türkçe selam verdi. Merhaba Aska. Efendim, Başbakan Erdoğan 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili Taksim'den umudunuzu kesin, Maltepe veya Yenikapı'da kutlamalarınızı yapın dedi. Başbakan Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama sonrası Taksim'den Yenikapı'ya metro yaptık. O gün resmi taşıma araçlarımızı ücretsiz de yapabiliriz. Devletle gerilime girmeyin. Barış gününü çatışmaya dönüştürmeyin. Bu ülkenin kanunları var. Taksim ısrarına biz iyi niyetli bakamayız dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başbakanı olarak Taksim'den bir defa ümidinizi kesin. Gelin, buyurun. Bugün biz İstanbul'da resmi taşıma araçlarımızı ücretsiz de yaparız. Resmi taşıma araçlarımızı ücretsiz de yaparız. E daha ne yapacağız ya? Her şeyi yapıyoruz. Bütün imkanları hazırlıyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz acaba? 1 Mayıs Taksim'de mutlaka kutlanmalı mı? Yıllardır orada simge haline geldi artık. Yoksa başka yerlerde de pekala kutlanılabilir mi acaba? Bu da başka bir mevzu tabii efendim. Başbakan Erdoğan'la ilgili haberlerle devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın da kasedi var. Genelkurmay Başkanı'nın da kasedi var. Benim de şantaj kasedim var. Benimle ilgili olanı açıklamazsanız namertsiniz dedi ve efendim. Bunun ardından da Cumhurbaşkanı seçimi için istişareler sonucunda adayımızı açıklayacağız dedi. Baş kasetleri var. Bu devletin en tepesinden en aşağısına kadar. Kaç kere söyledim. Cumhurbaşkanının da şantaj kaseti bunlarda var. Benim de vardı. Genelkurmay Başkanı. Ama ben diyorum ki benimle ilgili varsa çıkın açıklayın diyorum. Açıklamazsanız namertler neticesinde adayımızı açıklayacak, yolumuza kararlı şekilde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin de sonraki sürecinde Türkiye için kayıp zamanlar olmaması için çok büyük hassasiyet içindeyiz. Gerek seçim öncesi 3,5 aylık dönem, gerek seçim sonrasındaki dönem Türkiye için, ekonomimiz için, çözüm süreci için. Evet değerli izleyiciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin dün NTV'de katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sayın Başbakanımız Cumhurbaşkanı adayı olursa seçileceğine inanıyorum hem de ilk turda. Ve gönlümüzden geçen de Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'ün partinin başına geçmesi ve başbakanlık görevini yürütmesidir demişti. O hissiyata katıldığımı ifade etmiştim. Hı hı. Hala o düşüncede olduğumu da bu sorunuz üzerine ifade etmek istiyorum. Bütün bu çalışmalar sonucunda daha önümüzde zaman var. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunun cevabını ararken partinin başında kim olacak? 9 milyon üyesi bulunan AK Parti camiası olarak böyle bir görev... Efendim, Cumhurbaşkanlığı seçimleri tabii ki Ankara'nın kritik gündemini oluşturuyor ve şu anda hattımızda gazeteci Halit Ziya Alptekin var. Ankara gündemini bizlere aktaracak. İyi akşamlar Halit Bey. İyi akşamlar Bahar'ım. Şu anda Ankara'nın gündeminde tabii ki en yüksek noktalardan bir tanesi de konuşulan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kulislerde konuşulanları merak ettiğimiz gibi aynı zamanda da acaba bu Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirse bu durum acaba bir başkanlık sistemine doğru gidebilir mi? Bunun da sorusunu, bu sorunun cevabını açıkçası merak ediyoruz. Sizden dinlemek isteriz. Buyurunuz. Tabii ki. Şimdi bugünkü grup toplantısında Başbakan Erdoğan aslında cemaate yüklenerek elinizde ne varsa, etenizde ne varsa dökün dedi. Çünkü bu neyi gösteriyor? Erdoğan'ın kesinlikle Cumhurbaşkanı olacağını gösteriyor. Yani cemaatin elinde kaset varsa, bilgi belge varsa şimdi açıklayın diyor. Çünkü Başbakan da aslında Cumhurbaşkanlığı süreci içerisinde bir sürprizle karşılaşmak istemiyor. Bu da aslında Erdoğan'ın dün konuştuğumuz gibi Cumhurbaşkanı olacağını kesinlikle ortaya koyuyor. Dün ne demiştik? 9 Mayıs'ta Afyon'da AK Parti bütün kurullarını toplayacak ve muhtemelen adaylığını açıklayacak Erdoğan demiştik. Bugün de ortaya çıktı ki 9 Mayıs'ta toplanan AK Parti grubu ve AK Parti'nin üyeleri 12 Mayıs'ta Sayın Başbakan'ın adaylığıyla ilgili net tavrını ortaya koyacak ve muhtemelen de 13 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıklayacak. Şimdi Ankara tabii tamamıyla Cumhurbaşkanlığı'na kilitlenmiş durumunda. Dolayısıyla her şey ve her siyasi parti bu anlamda konuyla ilgili yatıp kalkıyor. Sizin sorunuza gelince şimdi şöyle bir durum var. Anayasanın 143 maddesi der ki Cumhurbaşkanı isterse Bakanlar Kurulu'na başkanlık edebilir. Bu aslında zamanında Turgut Özal'ın da kullanmış olduğu bir modeldi. Erdoğan da yetkilerimi kullanırım demesindeki amaç bu maddeyi bir zaman kullanabilirim anlamına geliyor. Ancak şöyle bir bugünkü gelişmelerde ve dün de Mehmet Ali Şahin'in de aslında açıklamasından elde ettiğimiz veri şunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki süreçte normal bir cumhurbaşkanı görmeyeceğiz. Çünkü eğer Erdoğan partili olarak yani AK Partili bir cumhurbaşkanı olarak köşke çıkarsa, Çankaya çıkarsa bunun devamı gelecek. Ne olacak? Ya yarı başkanlık sistemi mecliste kabul edilecek ve Erdoğan mevcut kanun çerçevesinde yarı başkan olacak veya tam başkanlık olacak. Amerika'da bunun geçmişte uygulamaları yapıldı. En son tam başkanlık sistemine geçirmişti. Türkiye'de bu nasıl olur? Diğer siyasi partiler bu başkanlık sistemine nasıl yaklaşır? Ve eğer Erdoğan cumhurbaşkanı olup da daha sonra başkan olursa, devlet başkanı olursa mevcut başbakanın durumu nasıl olur? Bunu hep zaman gösterecek. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Halit Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi günler. Sağ olun. Ve değerli izleyiciler, tabii bir başka gündemde 1 Mayıs CHP lideri Kılıçdaroğlu 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili bizim çağrımız başbakan bugünün bayram havasında kutlandığını gördü. 2010'da nasıl kutlandı ise bu yılda barış ortamında kutlansın. Toplumu ayrıştırmanın kimseye faydası olmaz dedi. 1 Mayıs kutlamaları olacak. 1 Mayıs'ın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Adına ister bahar bayramı deyin, ister işçi bayramı deyin, ister emek bayramı deyin. Başbakanlık koltuğunda oturan zat, yüz binlerin toplandığı 2010 Taksim'inde, 1 Mayıs'ında hiçbir olayın olmadığını gördü. İnsanların gerçek anlamda bir bayram yaptıklarını gördü. Kavga yok. Dövüş yok. Her görüşten insan bir bayram havası içinde meydanlarda eğleniyor. Evet, biraz da MHP kanadına dönelim dilerseniz. Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdesidir. Bu müjde geçmişle eklemlenerek
eskinin içinden yeni bir devleti doğurmuştur. Türk milleti yeniyi 94 yıl önce bulmuş, yeni de 94 yıl önce mutabık kalmıştır. Artık bizim yeniye değil, yeninin üzerine gölgelenlerden, yeniyle ezelden beri ihtilaf içinde bulunanlardan kurtuluşa ihtiyacımız. Evet, Yüksek Seçim Kurulu Yalova'daki seçimlerin iptaline karar vererek seçimlerin 1 Haziran 2014'te yeniden yapılmasını kararlaştırdı. AK Parti yerel seçimlerde Yalova'da kısıtlılar, askerler ve sandık kurulu üyelerinin seçmen olmadığı halde oy kullandığını öne sürerek Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. Evet, biliyorsunuz seçim 30 Mart akşamı İlçe Seçim Kurulu ilk önce bir oyla seçimi aldığımızı ilan etmişti. Ondan sonraki süreç daha YSK'ya kadar geldi. YSK'da bizim iddialarımızın doğruluğunu ortaya koyaraktan seçimi erteledi. 1 Haziran'da 4 Nisan'da o koltuğu AK Parti olarak geri alıp ondan sonra 1 Haziran seçimlerine hep beraber ciddi şekilde hazırlanarak daha eksiklerimizi de görerek bu sefer... Seçimle devam ediyoruz. Ankara İl Seçim Kurulu CHP'nin oyların yeniden sayılması ile ilgili yapılan itirazlarını reddetti. Bunun üzerine CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Yüksek Seçim Kurulu'na tam kanunsuzluk gerekçesiyle seçimin iptali için başvuracaklarını bildirdi. Ben de hukukçuyum. Geniş bir hukukçu ekibiyle çalışıyoruz. Biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Amacımız... Bu seçimlerdeki hukuksuzluğu tespit etmek, hataları, yanlışlıkları tespit etmek, daha sonra da bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar... Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Asya'nın farklı ülkelerinden Esenler'e gelen çocuklar İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette bulunan çocuklar pişirdikleri 1,5 metrelik barış ekmeğini Vali Mutlu'ya takdim etti. Haydi. Al bakalım ekmeği. Çıklar olsun. Evet. Bayrama geldiniz. Bu bayram sizin de gelmenizle daha da güzel geçecek inşallah. Geleceğiz ve hep beraber ekmek yapacağız. Dünyanın her köşesine bu barış ekmeğinden başkan amcanız da gönderecek. Tabii içine un katacağız. Tuz katacağız, su katacağız ama en önemlisi ne katacağız? Partisinin grup toplantısına katılmak üzere 34 TK1969 plakalı otomobiliyle Bursa'dan yola çıkan AK Parti Bursa Milletvekili Tülin Erkalkara, İnegöl-Bozüyük yolu Oylat yakınlarında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için otomobilin direksiyonunu aniden kırınca refüje çarptı. Evet, bugün sabah 07 itibariyle Bursa Milletvekili Tülin Erkalkara hanımefendi, Oylat kavşağını geçtikten sonra Çiftliköy istikametinde önüne bir hayvan çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda bir trafik kazası geçirdiler. Emniyet kemerinin takılı olması ve hava yastığının açılması sayın vekilimizin daha az hasarla, neredeyse hiç hasarsız bir şekilde trafik kazasını atlatmasına yardımcı oldu. Kendisinin sağlık durumu şu anda çok iyi. Özel hastaneye kaldırıldı ve burada bütün tetkikleri, bütün filmleri çekilerek ilk müşahede altına alındı ve şu anda... Aranızda bu sabah İstanbul E5 karayolunu kullananlar var mı bilmiyorum, fakat eğer varsa mutlaka fark etmişlerdir ki trafikte bir keşmekeş yaşandı. Efendim, İstanbul E5 karayolu Ok Meydanı yönünde saat 9 sıralarında bir otomobil sollama yapacağı sırada önce metrobüs bariyerlerine, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza nedeniyle trafik felç olurken metrobüs seferleri de aksadı. Kaza saat 9 sıralarında E5 karayolu Ok Meydanı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre Kasım Güzeloğlu idaresindeki 34ZA5440 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeki Hila Kıraç yönetimindeki 34TU6297 plakalı cipi sollamak istedi. Güzeloğlu sollama yapacağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce metrobüs bariyerlerine ardından da aydınlatma direğine çarptı. Bu sırada Hila Kıraç da kaza yapan araca çarptı. Kaza sonucu sürücü Kasım Güzeloğlu yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Güzeloğlu ambulansla Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bankalar kullanılmayan hesapları kapatmayan müşterilerinden hesap işletim ücreti alacak. Kullanılmayan hesapları kapatmak için son tarih ise 28 Nisan. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan yeni tüketici kanununa dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Artık bankalar tüketicilere aidatsız kredi kartı çıkartmak zorunda oldukları gibi haber vermeden, onay vermeden tüketicilere bir takım ücretler tahakkuk ettiremeyecekler. Örneğin kredi kartını kapatmak isteyen bir tüketici kapatma ücreti ile karşı karşıya kalmayacak. Ancak tüketiciler mutlaka kendilerine gönderilen bankalardan gelen mesajlara dikkate alsınlar. Son zamanlarda bankalardan gönderilen mesajlarda tüketicilerin vaktiyle açmış oldukları, belki de unuttukları hesaplarla ilgili hesap işletim ücreti tahakkuk ettirileceğinden ve belli bir süreye kadar bunu iptal etmedikleri takdirde hesabı kapatmadıkları durumda bu ücreti yansıtacaklarından bahsediliyor dedi. Ücret ve kesintiler için tüketici mahkemelerinde yüzlerce dava açılıyor ve birçoğu iade kararı ile sonuçlanıyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni kararıyla artık banka müşterileri kesinti ve ücretler nedeniyle tüketici mahkemelerine gidemeyecek. Bankadan herhangi bir kredi kullanmak istediğiniz zaman veyahut kredi kartı başvurusunda bulunduğumuz zaman önümüze bir tomar kağıt koyup ufacık puntolarla, küçük harflerle bizim önümüzde sıralanmış olan kuralları, kanunları veyahut şartnameleri görüyorsunuzdur değerli izleyiciler. Hangi kişi bunu okuyabilir acaba alıp da biraz daha tüketici kanunlarını tüketicimizin anlayabileceği makul kurallar çerçevesinde düzenlesek de sonradan böyle sıkıntılar çıkmasa ve devam edelim. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinden tek dersi kalıp da mezun olamayan öğrenciler için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda tek ders sınavı uygulamasının yapılacağı bildirildi ve geçen yıl uygulamaya başlanan tek ders sınavı uygulamasında büyük bir başarı elde edildiğini belirten Çekerol, tek ders sınavından geçen yaklaşık 56 bin öğrencimizin %80'inin başarılı olduğunu ve okullarını tamamladıklarını gördük dedi. Yaklaşık 56 bin öğrencimiz bir tek dersten okul uzatma durumundaydı, başarısız durumdaydı, mezun durumda olan öğrencilerimizden. Onlara yönelik gerçekleştirdiğimiz tek ders sınavında sınava katılan 56 bin öğrencimizin 45 bininin yani %80'in üzerinde başarılı olduklarını ve okullarını tamamladıklarını gördük. Bu bizi tabii ki son derece memnun eden bir sonuç oldu. O nedenle tek ders sınavının sistemsel bir değişiklik gerektirmemesi yani şu anda bütün öğrenim hayatı boyunca öğrenimimizin yönetmeliğimiz gereğince yerine getirmek zorunda oldukları ders geçme, sınıf geçme gerekliliklerinde bir değişime neden olmaması nedeniyle tek ders sınavını rahatlıkla uygulayabilir durumdayız. Ve sistemimiz içerisinde de kabul edilebilir ve başarı oranının yüksek olduğu bir uygulama olarak. İzmir'in Buca ilçesinde oturan Perihan Nikbay eşini iş kazasında kaybetti. Mankenlik hayalleri kuran 19 yaşındaki oğlu Yasin Nikbay da 1,5 ay önce uyuşturucudan yaşamını yitirdi. Perihan Nikbay bu kez de 18 yaşındaki kızı Dilek Nikbay'ın kanser olduğu haberiyle yıkıldı. Artık evlat acısı yaşamak istemediğini söyleyen Nikbay, "Kızımın tam teşekküllü, gerekirse hastanelerde tedavi olmasını istiyorum. Ben para yardımı değil, sağlık yardımı istiyorum." dedi. Bir ay önce oğlumu kaybettim. 2003'te eşimi kaybettim.
Oğlum da uyuşturucudan kaybettim. Şimdi kızım rahatsız. Kemoterapi görüyordu. Şimdi tedavisi iyi giderken şimdi öğrendik sonuçları kötü çıktı. Akciğerden dolayı kötü çıktı. Hastaneye gidip geliyoruz. Hani daha büyük hastaneye gitmesini istiyorum. Kızımın da hani kurtarılmasını istiyorum. Oğlumun acısını yaşadım. Kızımın acısını yaşamak istemiyorum. Yani ilgililerden yardım bekliyorum. Kızımı da kaybetmek istemiyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ve efendim şimdi sırada bir intihar haberi var. İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen 55 yaşındaki Mustafa Çalışkan evinde intihar etti. Kırşehir'de Medrese Mahallesi 88. sokakta eşiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Mustafa Çalışkan'ın eşinin evde olmadığı bir saatte kapıyı içeriden kilitlediği ve mutfağın kolonuna bağladığı ip ile kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 çocuk babası Mustafa Çalışkan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Ve şimdi de kadına şiddet haberi. Adana'da bir masada oturan genç kadının yanından geçen iki kişiden birinin genç kadının burnunu yumrukla kırması saniye saniye görüntülendi. Olay Merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. 22 Nisan 2014 günü Gönül Ayvaz çalıştığı iş yerinin önündeki masada oturmaya başladı. Ayvaz cep telefonu, cüzdanı ve sigarasını masaya koydu. Bu sırada 26 yaşındaki F.A. ile arkadaşı M.I. kaldırımda göründü. İki arkadaştan F.A. genç kadının yanından geçerken burnuna yumruk atıp kaçtı. Kadının burnu kırılırken yüzü kanlar içinde kaldı. Arkadaşları hemen genç kadını hastaneye götürdü. Genç kadın hastaneye gittikten sonra polisi arayarak iki kişinin masa üzerindeki cüzdanını aldığını, içinde 1.000 lira olduğunu, burnuna da yumruk attığını ileri sürdü. Bakın görüntülerde görüyorsunuz. Bunun üzerine polis çalışma başlatarak F.A., M.I. ve bunlara yardım ettiği ileri sürülen 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Genç kadına yumruk atan zanlı kendisine küfür ettiğini, bu nedenle yumruk attığını söyledi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken görüntülerde ise genç kadının iddia ettiği gibi cüzdanının alınmadığı, sadece yumruk atıldığı görüldü. Evet değerli izleyiciler, kadına şiddet haberlerini duydukça tabii ki sinirleniyoruz. Elimizde değil ama biz hemen bir reklam arası verelim. Reklamların ardından da Kanal T ana haber kaldığı yerden devam etsin.
Aziz Yıldırım şampiyonluk programı ile ilgili taraftarlara organizasyonu anlattı. Başkan Karabük Spor karşılaşmasının cuma günü oynanacağını, bu nedenle kutlamanın pazar günü stadyumda yapılacağını söyledi. Aziz Yıldırım, Karabük Spor karşılaşmasının cuma günü oynanacağını, bu nedenle kutlamanın pazar günü yapılacağını söyledi. Cezaevine girecek olan Aziz Yıldırım'ın yasını tutmak için kutlama yapmak istemeyen taraftarlara Aziz Yıldırım, "Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiniz. Öyle de böyle de bu kutlama yapılacak." dedi. Yıldırım, Şampiyonlar Ligi ile ilgili gelen bir soruya ise, "Bize haksız cezalar verdiler. 2 sene ceza kesti UEFA ama biz 3 sene ceza çekmiş olacağız. Bu nedenle Avrupa'ya gitme durumumuz var." ifadelerini kullandı. Şimdi hattımızda Fenerbahçeli efsane futbolcu Aydın Yelken var değerli izleyiciler. Kendisinin bu konu hakkındaki görüşlerini alacağız. Aydın Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aziz Yıldırım'ın efendim onanan cezası hakkında neler söylemek istersiniz? Kulübe nasıl yansıdı? Taraftarın moralini tabii ki kötü yönde etkiledi ama kulüpte neler oluyor? Kulüpte büyük karışıklık var tabii. Aziz Yıldırım şikeyle suçlanıyor. Fenerbahçe kulübü şike yanmaz biliyorsunuz. Ama Yargıtay onayladı. Cezası kesinleşti. Şimdi ikinci bir üst mahkemeye müracaat ettiler. Oradan gelecek kararı bekliyoruz. Ama Fenerbahçe Kulübü Aziz Yıldırım'ın yaptıklarını hiçbir Fenerbahçe'de unutamayacağız. Hapse girse bile. Kendisi de zaten hazır vaziyette bekliyor. Ben diyor yani girip savcılık yakalama kararı falan vermesin. Ben kendim gider teslim olurum. Diye söyleniyor kulüpte. Ama bu tabii ne kadar sürecek? Hakim ve Savcılar Kurulu'na gitti. 18 derece Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Bir ayda sürebilir, bir haftada üç ayda sürebilir yakalanması veya tutuklanması. O açıdan Fenerbahçe Rize maçında değil de dediğiniz gibi Karabük Spor maçında kutlamak istiyor. Bu açıdan kendisine biz inanıyoruz ve devamlı destekliyoruz tabii. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın başkanımız olması hasebiyle. Evet, peki Aydın Bey, Gökhan Töre'ye yapılan saldırı hakkında ne gibi bir yorumunuz olacak? Valla Gökhan Töre'ye yapılan saldırı tabii tehlikeli olanlar istiyoruz. Müthiş yanlış, maç sonra zaten gidiyorlar eğlenmek için barlara, pavyonlara. O bir kere büyük hata bir futbolcu için. Ya da bizim zamanımızdaki hatalar bugün affediliyor. Bizim oynadığımız devirlerde böyle bir şey yoktu. Biraz karşılaştırabilir miyiz kısaca? Sizin zamanınızda nasıldı, şimdi nasıl dejenere oldu? Valla biz her maçtan sonra yani böyle kampa alınırdık. Ertesi gün serbest bırakılırdık. Yorgun argın tabii yoruluyorlar, ediyorlar, çok koşuyorlar. Hele bu devirde daha çok bir koşum var. Mutlaka kampa almaları gerekiyor çocuklara. Zaten bunları televizyon programımızda bu akşam biliyorsunuz canlı yayınımız var 22.30'da. Kanal T ekranında. Bunları konuşacağız. Tabii. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Aydın Bey. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet değerli izleyiciler, Kanal T Ana Haber'in bu akşamlık da sonuna geldik. Yarın aynı saatte yani 18.30'da tekrar görüşene kadar hoşça kalın.